Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Uzun süredir çok merak ettiğimiz bir motosiklet hakkında konuşacağız. Honda Africa Twin Adventure Sport. Zaten Africa Twin ülkemizde de çok iyi tanınan bir motosiklet. Çok da köklü bir tarihçesi var. Yanlış hatırlamıyorsam ilk Africa Twin bundan 35-36 yıl önce 1988 yılında dünya piyasasına çıkmıştı. Kendi başına bir marka, bir ikon haline geldi diyebiliriz. Biz bu motosikleti bundan yaklaşık 7-8 ay önce Milano Motosiklet Fuarı'nda gördük. Üzerinde yapılan değişiklikler çok dikkatimizi çekti. Motosiklete meraklı arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Yolda ve yol dışında çok rahat kullanılabilecek motosiklettir. Ama Adventure Sport versiyonu onun, yani sizlerle konuştuğumuz motosiklet çok daha ağırlıklı olarak yola uyarlanmış, projelendirilmiş şekilde karşımıza çıktı. Onun için de çok dikkatimizi çekti diyebiliriz. Burada tabii çok önemli konular var. Bir fiziksel konular var, motosikletin geometrisiyle ilgili konular var. Tabii ki mutlaka elektroniği de detaylı olarak konuşmamız lazım. Çünkü özellikle söylüyoruz, uzun yola hazırlanmış motosiklet ve çok önemli güvenlikle ilgili, performansla da tabii ki ilgili olan elektronik destek sistemleri var. Africa Twin Adventure Sport'un en önemli değişikliği, daha önce Africa Twin'lerde 21 inç, yani çok daha büyük bir ön tekerlek bulunuyordu. 19 inçe düşürüldüğünü görüyoruz. Bu şu anlama geliyor: asfalta çok daha uygun hale getiriliyor. Esasında safkan asfalt motosikletleri 17 inç genelde jant kullanırlar. Ama Africa Twin, söylediğim gibi, off-road kabiliyeti, yol dışı kabiliyeti çok daha yüksek tutulduğu için, engel aşma kapasitesi yüksek olması için de 21 inç kullanıyordu. Arka tarafta da 18 inçlik bir arka teker var. Her ikisi de tel jant. Estetik olarak da çok yakıştı. Önle arka sadece aralarında 1 inç fark var. Ön tarafta ayrıca 110 milimetre, yani 11 santimetreden daha geniş bir ön lastik kullanılıyor. Bu da tabii daha önceden 90 milimetreydi, 9 santimetreydi. Bu en az 20 milimetrelik lastikteki genişlik artışı asfalt performansını fevkalade arttırıyor. Onu mutlaka söylememiz lazım. Arka tarafta da 150 milimetrelik, 15 santimetrelik genişliğe sahip olan arka lastiği var. Küçülmesine rağmen ön tekerlek motosikletin üzerinde, yani ön tasarımda, değişen ön tasarımda çok iyi kompanse edilmiş. Çünkü tekerleğin çapı düşürüldüğü zaman hani daha açıkta kalabilir gövdeye göre, ön taraftaki grenaja göre. Burada baktığımızda entegrasyonun fevkalade olduğunu görüyoruz. Tabii bu arada motosikletin üzerindeki en önemli etkilerinden bir tanesi motosikletin yüksekliğinin 10 milimetre, yani 1 santimetre daha azalması. Bu da ağırlık merkezini yere aldığı için asfalttaki yol tutuşunu çok daha iyi bir hale getiriyor. Tabii geometri dedik. Teker çapı küçüldüğü için aynı zamanda asfalta da göre motosiklet ayarlandığı için amortisör strokları da önde ve arkada yaklaşık 2 santimetre daha kısaltılmış. Yani amortisörün hareket miktarı bir önceki modele göre 20 milimetre önde ve arkada daha azaltılmış. Önde mesela yanlış hatırlamıyorsam 210 milimetre, arkada ise 200 milimetre. Halbuki normal Africa Twin'de bu 20 milimetre daha fazlaydı. Mesela önde 230 milimetreydi. Burada strokların da daha kısaldığını görüyoruz. Ayrıca geometrik olarak en önemli değişikliklerden bir tanesi de aks mesafesinin kısalması. 1 metre 55 santimetrelik bir aks mesafesine sahip. Halbuki yanlış hatırlamıyorsam bir önceki Africa Twin 1 metre 57 santimetre, yani 2 santimetreden fazla kısaldığını görüyoruz. Tabii ki kasler açısının iz düşümünün de burada çok daha küçük olduğunu söylememiz lazım. Motosikletin elektronik destek sistemlerini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü gerçekten şunu söyleyeyim, şu son 10 yılda
motosikletteki, yani otomobilde de tabii sizlerle bunu konuşuyoruz ama motosikletlerdeki elektronik destek sistemleri gerçekten de çok çok ileri düzeye geldi. Böyle bir motosiklet içinde bu özellikleri, yani bu programda mutlaka başka şeyleri konuşmasak bile bunu sizlerle paylaşmayı gerçekten de çok isterim. Çünkü baktığınızda motosiklet, yani 1100 santimetre küplük, 1084 santimetre küplük çift silindirli 8 valfli bir motora sahip ve 100 beygirin üzerinde güç üretiyor. Tam 102 beygir ve bunu 7500 devirde veriyor. 112 Nm'lik bir torka ulaştığını görüyoruz 5500 devirde. Mesela bir öncekiyle karşılaştırdığınızda tork değerinde çok ciddi bir artış var. 7 Nm'den fazla bir kazanım var. Özellikle de bu kazanımı alt ve orta devirlerde sağlıyor. Motosikleti kullandığım için bu da gerçekten de kullanıma çok büyük bir rahatlık getiriyor diyebilirim. Ayrıca kullanmakta olduğunuz motosiklet çift kavrama, yani Honda lisanıyla DCT, Double Clutch Transmission anlamında çift kavramalı bir vites kutusuna sahip. Gerçekten de çok farklı bir sistem. Onu da çok kısa sizlerle konuşmak isterim. Çok konforlu ve insanın konsantrasyonunu olduğu gibi yola vermesini sağlayan çok önemli bir sistem. Zaten baktığımızda da %70'den fazla Honda'nın DCT, yani çift kavramalı transmisyon olan motosikletlerinde %70'den fazla çift kavramalı motosikletlerin tercih edildiğini görüyoruz. Yani o grup içerisinde gerçekten de müşteriler tarafından da beğenilen ve talep gören bir sistem. Ondan da ilgili konuşacağız ama öncelikle elektronik sistemini konuşmak istiyorum. Bir kere şunu söyleyelim baştan. Kablo ile kumanda edilen bir gaz verme sistemine sahip. Şöyle söyleyeyim, eski klasik motosikletlerde gazı açtığınız zaman mekanik bir telle direkt kelebeği, gaz kelebeğini açardı. Burada artık öyle bir şey yok. Uzun süredir bu kullanılıyor. Bunu tekrarlıyorum çünkü bundan sonra konuşacağımız şeyler bu fonksiyonla çok ilgili. Gazı açtığınız yerde bir okuyucu var. Aşağıda da bir elektrik motoru var. Ne kadar açarsanız elektrik motorunu o kadar aktive ederek gaz kelebeğini o kadar açıyor. Ama bu motosikleti kullandığınız şartlara ve seçtiğiniz modlara, kullanım modlarına göre fark ediyor. Siz yani buradan ilgili modda veya kaygan bir zeminde gazı ne kadar açarsanız açın, motosiklet algıladığı şekilde sadece o kadar, gerekli olduğu kadar, motosikletin güvenliğini etkileyemeyecek kadar gaz veriyor. Dolayısıyla o kadarlık bir tork kullanabiliyorsunuz. Şimdi özetle söylediğimizde bu özellikten dolayı mesela motosiklette farklı güç seviyeleri var. Yanlış hatırlamıyorsam 4 tane farklı güç seviyesi var. Ayrıca ön tarafta bunları görebiliyorsunuz. Motor freni fonksiyonu var. Çok fevkalade önemlidir. Gazı kapattığınız zaman arka tekere gelen motorun devrinin düşmesinden kaynaklanan fren etkisinden bahsediyorum. Onun miktarı fevkalade önemlidir. Çünkü dengeyi bozabilecek bir hale getirebilir motosikletin genel kullanımını. Bunlara ek olarak çok önemli bir sistem çekiş kontrol sistemi. Yani gazı açtığınızda motosikletin hızından fazla, ona oranla daha fazla bir arka teker dönme eğiliminde, patenaj yapma diyelim, kısaca patenaj yapma eğiliminde motosiklet gene dengesini kaybedip gerçekten de problem çıkarabilir. Bu yüzden çekiş kontrol sistemi de fevkalade önemli. Bunlar ek olarak o kadar çok sistem var ki motosiklette. Mesela bazı şartlarda motosikletin yüküne göre gazı açtığınızda ön teker havaya gelebilir. Yani motosiklet tek tekerin, arka tekerin üzerine kalkabilir. Bunun tam tersi, sert frende öyle şartlar bir araya gelir ki motosikletin arka tarafı kalkabilir. İşte bunların hepsini önleyecek şekilde motosiklette elektronik güvenlik destek sistemleri var. Bakın bu konuştuğumuz konular o kadar kritik ki motosiklet kullanımında. Yani bundan 10-15 sene önce bunların hiçbirisi yoktu. Dolayısıyla şu anda bu özelliklerde bir motosikleti kullananların güvenlik açısından çok büyük kazanımları var diyebiliriz. Aynı zamanda tabii dolaylı olarak bunlar performansa da çok pozitif etki ediyor. Çünkü sürücünün güvenini fevkalade
geliştiriliyor. Tabii tüm bu fonksiyonları söyledikten sonra bunların sizlere nasıl kumanda edildiği hakkında bilgi vermemiz lazım. Yine motosiklette bir tane atalet momentum sensörü var. Bu da fevkalade önemli. Niçin önemli diyorum? Çünkü motosiklet çalıştırıldıktan sonra hareket halindeyken motosikletin altı eksende konumunu ölçüyor. Yani motosikletin o anda hangi konumda olduğunu belirliyor. Mesela motosikletin sağa sola ne kadar yatık olduğunu veya dikey eksende ön tarafının ne kadar yükseklikte olduğunu veya arka tarafının ne kadar yükseklikte olduğunu, hızlanmasını veya yavaşlamasını, yani yavaşlama ivmesini ölçebilecek kapasiteye sahip. O kadar önemli ki işte tüm bu motosikletin durumuna göre biraz önce sizlerle konuştuğumuz güvenlik fonksiyonlarının hepsini ayarlayabiliyor. Mesela bir örnek vereyim daha iyi ifade edebilmek için. Mesela motosiklette virajdasınız. Viraja girdiğinizde motosiklette verebileceğiniz güç düzdeki gibi olmaz. Veya fren. Her ikisi de kısıtlanır. Açılı olduğu için lastiğin tutunabilme miktarı mutlaka belirli bir yüzdeyle açıyla doğru orantılı olarak azalacaktır. Yani motosiklet kullanılırken o anda hangi konumdaysa ona uygun motosikletin güvenliğini bozmayacak şekilde bu parametrelerin organize edilmesini sağlıyor bu bahsettiğim momentum sensörü. Amortisörlerin yol koşullarına göre uygun sertlikte olması fevkalade önemli bir özelliktir. Hem güvenliği arttırır bence hem de performansı arttırır. Dolayısıyla baktığımızda motosiklette 4 farklı seviyede süspansiyon, otomatik süspansiyon ayarının mevcut olduğunu görüyoruz. Sert süspansiyon, orta sertlikteki süspansiyon, yumuşak süspansiyon ve off-road süspansiyon. Ayrıca 2 tane de bunlara ek olarak da 2 tane kişiselleştirebileceğiniz, yani kendi kullanım tarzınıza göre ayarlayabileceğiniz süspansiyon ayarı söz konusu. Fevkalade önemli. Şöyle söyleyeyim, 3 şekilde bunu ölçebiliyor. Yani motosiklet hangi süspansiyon ayarı uygulayacağını 3 yerden aldığı bilgiyle sağlıyor. Bunlardan en önemlisi bence amortisörlerin hareketini ölçen sensör var. Hem önde hem arkada. Yani bu neyi gösteriyor bize? Kullanmakta olduğumuz yolun kalitesini gösteriyor. Mesela çok ondüleli bir yolda gidersek ne olması lazım? Süspansiyonun daha yumuşak olması lazım. Ona göre amortisör strokundan, yani amortisörün yaptığı hareketten bunu algılayarak daha yumuşak hale getirebiliyor ve 15 milisaniyede bunu yapabiliyor. Yani sürücünün ayar değiştiğini hissetmesine imkan yok. Tamamen elektronik olarak kendisi bunu ayarlayabiliyor. Veya uzun yoldasınız, otobanda gidiyorsunuz, süspansiyon stroku çok düşük. Orada da daha sert bir süspansiyon ayarı. Yani amortisörün kapanmasından, açılmasından bahsediyorum. Bu daha sert bir hale getiriliyor. Tabii çok daha stabil, etkileri çok daha iyi hissedebileceğiniz bir süspansiyon ayarına kavuşuyorsunuz. Mesela off-road'a baktığınızda da stroku uzatarak, yani amortisörün kapasitesi neyse o konuda çok daha iyi boşlukları doldurarak hareket edecek halde bir süspansiyon ayarına geçiyor. Bu modlarla olduğu gibi aynı zamanda motosikletin hızıyla ve o andaki durumuyla, biraz önce söylediğimiz motosikletin konum sensörüyle de birebir alakalı. Yani modların dışında da yol şartlarının değişimine göre bu süspansiyon ayarı yapılabiliyor. Yani bundan 15-20 sene önce bu sistemler çıkmadan yine ayarlı amortisörler vardı ama manueldi. Siz kendi kullanım karakteristiğinize göre bir vidadan motosikletin basma miktarını, başka bir vidadan motosikletin bırakma rebound miktarını ayarlayabiliyordunuz. Ayrıca eğer çok sofistike bir sistemse bunların hızlarını bile vida ile ayarlayabiliyordunuz. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu sistem burada tamamen otomatik ve 15 milisaniyede gerçekleşecek şekilde yapılıyor. İki tekerli bir aracın, çünkü iki teker dinamiği, yani içten yanmalı motor, vites kutusu, aktarma organları aynı mentalitede olsa bile dinamik olarak bir açı var. Gerçekten de çok farklı şartlar söz konusu. Dolayısıyla süspansiyonun böyle otomatik olarak ayarlanması bence çok çok değerli.
mutlaka çift kavrama sisteminden bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten de bazı kullanıcılar için çok büyük konfor getirdiğine inanıyorum. Bu motosiklette vites yok. Vites kutusu sistemini çok kısa anlatayım. İki tane mil var zaten karşılıklı olarak çalışan. Birinci milde 1, 3 ve 5. vites dişlileri var. İkinci milde ise 2, 4, 6 nolu vites dişlileri var. Bu her iki milin başında da birer tane kavrama var. Bu kavramalar hiçbir şekilde birbirinden bağlı değil. Tamamen bağımsız. Motosikletin konumuna göre tamamen elektronik olarak kumanda ediliyor. Motosiklete bindiniz, çalıştırdınız. Anlıyor ki motosiklet hareket edecek. Hemen D'ye bastığınız basar basmaz birinci vitese geçiriyor motosikleti. Gazı açtığınızda gidiyorsunuz. Daha sonra gazla devam ederseniz anlıyor ki birinci vites kendi periyodunu bitirdiğinde hemen birinci vites dişindeki debriyaj kendini bırakıyor. İkinci vites dişindeki debriyaj kendisini bağlıyor ve hiç arada sarsıntı olmadan, hiç problem olmadan ikinci vitese geçiyorsunuz. Bunun size ne faydası var? Debriyaj kullanmıyorsunuz. Artı vites geçiş ayaktan kumanda edilen mekanik vites geçiş kolunu kullanmıyorsunuz. Bütün konsantrasyonunuzu yola verebiliyorsunuz. Yani aynı bir scooter gibi gaza basıp gidiyorsunuz, frene basıp duruyorsunuz. Ama bunun da tabii daha çok daha sofistike kullanımları var. Şöyle söyleyeyim, hemen sağ elciğin ön tarafında hem normal kullanım, drive D şeklinde kullanabiliyorsunuz, hem de sportif kullanabiliyorsunuz. Sportifte vites kutusu daha uzun aralıklarla devrede kalıyor. Bu devri uzattığı için daha performanslı bir kullanım sağlıyor. Ayrıca sistemi otomatik veya manuel olarak da kullanabiliyorsunuz. Yine hemen sağ elciğin orta tarafında bir düğme var. Mesela manuele bastığınızda aynı otomobilde vites değiştirdiğimiz kulakçıklar gibi bu sefer sol tarafta içeride vites küçülteceğiniz, dışarıda ise vites büyüteceğiniz düğmeler var. Bunlarla vitesleri büyütüp küçülterek çok keyifli bir sürüş sağlayabiliyorsunuz. Yani çift kavram olduğu için şöyle söyleyeyim, manuel vites kutusu tadında otomatik ve çok konforlu bir motosiklete geçmiş oluyorsunuz. Africa Twin Adventure Sport özellikle yol için hazırlanmış dedik. Dolayısıyla mesela 1000 kilometre yol gideceksiniz. Hiç vites kullanmadan ister manuel, ister otomatik, ister normal modda, ister spor modunda motosikleti hiç efor sarf etmeden çok kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bence çok önemli bir özellik. Zaten başta söylediğim gibi Honda'nın çift kavrama opsiyonu olan motosikletlerinde çift kavramanın tercih edilme oranı da %70'in üzerine çıkmış. Bu da müşterilerin de bunu çok iyi anladığını sağlıyor. Bazı arkadaşlar tabii manuel motosiklet kullanmayı, klasik yaklaşımı daha çok seviyorlar. Hiç diyecek bir şey yok. Ama böyle uzun yolda çok uzun gitmek için hazırlanmış motosiklette ben de inanıyorum ki çift kavrama vites kutusu büyük bir avantaj. Programımızın artık yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ancak çok değerli bir dostuma uğradım. 40 senenin üzerinde bir dostluğumuz var ve kendisi motosiklet sektörüne çok büyük katkıda bulunmuş bir arkadaşımız. Sayın Sina Afyoneri ile beraberiz. Biz onunla ara sıra buluşuruz ve birçok motosikletle ilgili konuyu konuşuruz. Bu sefer de trafikte motosikletlerin davranışlarıyla ilgili birkaç şey konuştuk ama onlardan bir tanesini kendisinden rica edeceğim. Bizlerle paylaşsın. Gözlemlediği bir problem. Sina Bey, merhabalar tekrar. Merhaba Sefeciğim. Çok nasılsınız? Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Eyvallah. Hoş geldiniz. Sağ olun. Her şey yolunda aslında. Bir aksilik yok. Motosiklet sektörü çok ciddi derecede farkında olduğumuz üzere büyüyor. Yani büyümesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi trafik sorunumuz var. Bu trafik sorunumuzun yani gerçekten otomobillerle çok baş edilemediği günler ve zamanlar oluyor. Benim yani bu kadar yıldır tabii motosiklete binince insanlara böyle tabii yeni olan motosiklete binen insanlara bir böyle gözlem yapmak zorunda kaldığımı yani kalmak zorundayım tabii gibi hissediyorum. Birçok şey konuştuk onlardan bir tanesi çok önemli. Biliyorum demek yanlış da yani tabii her şey değişiyor, her şey iyi gidiyor.
işte giyimler, kuşamlar, kılıklar, kıyafetler, motosikletler eskisi gibi değil, çok daha emniyetli, frenleri, şunları bunları. Fakat en önemlisi işte bizim İstanbul'umuzda biliyorsunuz tabii trafik çok büyük bir handikap gerçekten. Trafiğin sıkışıklığı bizim motosikletlerimizin biraz daha kenara kaçmamıza sebep oluyor. Çünkü arabaların arasından gitmek çok kolay değil. Bu açıdan egzoz dumanı ve arabaları riskiye atmak, arabalar bizi görmüyor, etmiyor, çok alışkın değiller. Yani böyle de bir kültürel olarak da bir farkımız da var. Artı sıcaklık falan da. Sıcak da var. İşte biraz önce bir an önce gidelim edelim gibi. Yani işte kurye çocuklar biraz önce gidelim yerimize teslim edelim gibi düşünüyorlar falan. Biz arıza şeridini çok kullanıyoruz. Biliyorsunuz arıza şeridini kullanmak aslında yasak. Yani gerçekten cezai bir konumu var. Fakat biz tabii oradan gidince Allah'tan bize bir şey demiyorlar. Çünkü anlıyorlar ki yani hakikaten bu motosikletler bu arabaların arasından gitse daha kötü. Daha tehlikeli hem de. Polisler olsun, emniyet güçleri olsun bize hakikaten burada hakikaten çok ciddi bizi tolere ediyorlar. Ama benim gözlemlediğim en önemli konulardan bir tanesi burada çok riskli hareketlerde bulunuyoruz. Arkadaşlar şunu söylemek gerekiyor. Burası bize ait bir yer değil. Burada giderken bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Her türlü sorumluluk çünkü bize ait. Yani birisi yani ne bileyim çocuğu hastalanır, kendisi rahatsızlanır, kenara çeker durur. Çok hızlı gidiliyor. Birbirlerine sollamalar yapılıyor. Bunlara dikkat etmek, özen göstermek gerektiğini düşünüyorum. Yani söyleyebileceğim benim yeni motorcu arkadaşlarıma, dostlarıma budur. Bence çok önemli. Çok daha saygılı olmak biraz lazım. Biraz daha yani otomobilcilere de saygı gösterelim. Onların da tepkisini kötü almıyorum. Çünkü onlar o da trafikte beklerken biz yanından cırt diye geçiyoruz. Birbirimize orada özen gösterelim gibi düşüncelerim var. Bunu i̇şte özellikle rica ediyorum. Seninle birçok şey konuştuk. Bunu da beraber paylaşalım istedik. Ben de bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok böyle teşekkür ederim Sinacığım. Katkıların için. Görüşmek üzere. Sağ ol, eksik olma. Efendim bu arada Sina Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken programımıza son veriyoruz.